sen? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, soğuk bir ülkede, komşu evlerde yaşayan iki küçük çocuk varmış. Bunlar birbirleriyle çok iyi arkadaşlarmış. Kızın ismi Gerda, erkeğinki de Kay'mış. Sürekli birlikte oynuyorlarmış. Gerda'nın büyük annesi her akşam onları ocağın başına toplayıp bir hikaye anlatırmış. O gece büyük anne Karlar Kraliçesi'ni anlatıyormuş. Çocuklar, Karlar Kraliçesi çok güzel bir kızmış. Yemyeşil gözleri varmış ama kalbi bir o kadar kötüymüş. Çocukları kızakla kandırıp ele geçirdiği çocukları buzdan heykeller haline getiriyormuş. Saçları gibi kalbi de buzdanmış. Büyük anneciğim, bu çok korkunç. Ya bizim eve de gelirse? Ondan kendimizi korumamız lazım. Çocuklar, aslında bu gerçek bir hikaye. Sakın tanımadığınız ya da kimin olduğunu bilmediğiniz insanların kızaklarına binmeyin. Sonra başınıza kötü şeyler gelebilir. Ertesi gün her tarafı karlarla kaplı bu ülkede Kay ve Gerda kızaklarla yarış yapmaya başlamışlar. Kay hala büyük annenin anlattığı hikayenin etkisindeymiş. Gerda, akşam yatağıma yatınca aklıma bir şey geldi. Acaba Karlar Kraliçesi eritilemez mi? Onu bir şekilde şöminenin yanına getirebilirsek eritebiliriz. Böylece donmuş çocuklara yaptığı sihir de bozulur ve serbest kalırlar. Kay, lütfen yavaş konuş. Belki bizi duyabilir ve çok kızar. Dikkatli olmalıyız. Ben Karlar Kraliçesi'ni eriteceğim. Meğerse Karlar Kraliçesi'nin kulakları o ülkedeki fısıltıyı bile duyarmış. Kahkahalarla, alay ederek, duyduklarıyla Kay'ı da sarayına getirerek sonsuza kadar bu heykel yapmaya karar vermiş. Derhal iki tane rengeyinin çektiği şahane bir kıza çocukların yanına göndermiş. Aman tanrım, ne şahane kızak bu. Binip denesek mi acaba Gerda? Gerçi Karlar Kraliçesi'nin de bir kızağı varmış ama bu o değildir. Bunun güzelliğine baksana. Her yeri gümüş kaplı. Pırıl pırıl parlıyor. Hayır Kay, sakın binme. Büyük annemin ne dediğini hatırla. Tanımadığınız ya da kimin olduğunu bilmediğiniz kızaklara sakın binmeyin diye bizi uyarmıştı. O kadar güzel ki. Biraz kayar sonra hemen inerim. Kay kızağa biner binmez rengeyikleri adeta havalanmış. Saniyeler içinde gözden kaybolmuş. Karlar Kraliçesi onu şatosuna götürtmüş. Kay çok korkuyormuş ve Gerda'yı dinlemediği için çok pişmanmış. Ama artık çok geçmiş. Aylarca Kay'dan bir haber alınamamış. Mevsimler geçmiş, karlar erimiş, yaz gelmiş. Gerda artık Kay'ı çok merak ettiğinden büyük annesiyle konuşmaya gitmiş. Büyük anneciğim, ben Kay'ı aramaya gideceğim. Çok merak ediyorum onu ve çok özledim. Lütfen izin verin de gideyim. Bir şartla Gerdacığım, sana çok güveniyorum. Sen çok cesur bir kızsın. Ama bende sihirli bir ayna var. Onu da yanına almanı istiyorum. Bir ayna ne işime yarar ki büyük anne? Karlar Kraliçesi ile karşı karşıya geldiğinde aynaya bakmasını sağla. İşte o zaman neye yaradığını göreceksin. Gerda aynayı çantasına koyup yola çıkmış. Bir ormandan geçerken küçük bir kulübe görmüş. Dinlenmek için kapıyı çalmış. Çok tatlı bir ihtiyar kadın kapıyı açmış. Merhaba. Bu her zaman iyilik yapan bir büyücüymüş aslında. İçeri gel güzel kızım. Biz de seni bekliyorduk. Ben senin niye geldiğini biliyorum ve sana yardım edeceğim. En yakın arkadaşın Kay'ı arıyorsun. Onun nerede olduğunu kedim Pamuk sana söyleyecek. Öyle mi gerçekten? Çok teşekkür ederim. Gerda hemen ocağın yanındaki minderde yatan Pamuk'a yaklaşır. Sevgili Pamuk, arkadaşım Kay'ı nasıl bulacağım? Miyav!
Ormanın sonundaki evde küçük bir kız var. O senin için gelince bana yollayın diye haber bıraktı. Arkadaşının yerini o biliyor. Miau. Gerda her ikisine de teşekkür ederek oradan ayrılmış. Yürümüş, yürümüş. Ormanın sonundaki kulübeye geldiğinde artık hava kararmış. Daha kapıya gelip çalmadan küçük bir kız karşılamış onu. Hoş geldin Gerda. Ben de seni bekliyordum. Lütfen ateşin yanına geç ve bir şeyler ye. Gerçekten çok yorgunum ve açım. Çok teşekkür ederim. Yemeğini yedikten sonra da dinlen. Sabah seni Karlar Kraliçesi'nin sarayına göndereceğim. Merak etme. Sabah olunca birlikte arkadaki samanlığa gitmişler. Ve orada şahane iki rengeyiği varmış. Küçük kız rengeyikleriyle konuşabilirmiş. Onların kulağına Gerda'yı Karlar Kraliçesi'nin sarayına götürmelerini fısıldamış. Hemen güzel bir kızak hazırlamışlar. Bana yardım ettiğin için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yolun açık olsun. Korkma. Rengeyiğim seni istediğin saraya götürecek ve arkadaşın Kay'ı bulacaksın. Bunları da yanına al. Gerda, rengeyiklerinin çektiği kızakla yola çıkmış. Günlerce yol almışlar. Her tarafta bembeyaz karlar varmış. İyi ki kulübedeki küçük kız ona kalın bir palto, şapka ve bir de kalın bir battaniye vermiş. Aslında karlar altında sıcacık bir battaniye ile bir kızakta yolculuk yapıyorum. Bunu ancak Kay'la birlikte yapsaydım çok mutlu olurdum. İnşallah dönüşte artık. Günlerce gittikten sonra bembeyaz bir şatonun önünde durmuşlar. Gerda, Karlar Kraliçesi'nin şatosuna geldiklerini anlamış. Rengeyiklerim, lütfen beni burada bekleyin. Ben arkadaşımı alıp çabucak geleceğim. Hemen şatonun içine dalmış. Her şey buzlanmış. Ortalık sarkıtlarla doluymuş. Koca şatoyu dolaşmış. Ama etrafta kimsecikler yokmuş. Kay! Kay! Neredesin? Kay! Seni bulamıyorum. Sesi boş şatoda yankılar yapıyormuş. Nihayet en üst katta bir odanın kapısını açınca bir anda Kay'ı görmüş. Odanın ortasında heykel gibi duruyormuş. Kay! Kay! Kendine gel! Konuş benimle. Seni çok özledim canım arkadaşım. Sonunda buldum seni. Hem ağlıyor hem de her tarafını ovuşturarak buzları eritmeye çalışıyormuş. O kadar ağlamış. O kadar ağlamış ki akan gözyaşları Kay'ın buzlarını eritmeye başlamış. Ve birden Kay kendine gelip konuşmaya başlamış. Gerda, beni arayıp bulacağını biliyordum. Ben de seni çok özledim ve seni gördüğüm için çok mutluyum. Her şeyi sonra konuşuruz Kay. Hadi hemen çıkalım buradan. Tam o sırada Karlar Kraliçesi şatoya dönmüş ve onların bulunduğu odaya birden girivermiş. Bakışlarıyla dehşet saçıyormuş. Gerda onu ilk kez görüyormuş. Bembeyaz, upuzun saçları, yemyeşil gözleriyle çok güzel bir kadınmış. Karlar Kraliçesi kızgınlıkla bağırmaya başlamış. Bu ne cüret? İzinsiz şatoma girip bir de benim heykelimin buzunu çözmüşsün. Şimdi sıra sende. Bunu sen istedin. Sen de benim heykellerimden birisi olacaksın. Gerda çok korkmuş. Ama Karlar Kraliçesi'nin karşısında kendinden emin olması gerektiğini biliyormuş. Birden aklına büyük annesinin verdiği ayna gelmiş. Ben sizin kadar güzel birini hayatımda hiç görmedim. Ama kalbiniz hiç de öyle güzel değilmiş. Sizin için çok üzgünüm. İstersen beni de buzdan heykele çevirebilirsin. Ama büyük annem özellikle sizin için bir ayna gönderdi. Ona bir kere bakar mısınız? Ver bakayım o aynayı. Bana neden göndermiş ki bunu? Karlar Kraliçesi aynayı eline alıp bakmış ve çok şaşırmış. Çünkü aynadaki onun çocukluk yüzüymüş. Sapsarı saçlı, yeşil gözlü, güzel bir kız çocuğuymuş. Aman tanrım! Neler oluyor? Aniden bir toz bulutu kraliçenin etrafını sarmış. Küçülerek ufacık, güzel bir kız çocuğuna dönüşmüş. Bir mucize gerçekleşmiş. Ayna aslında sihirli bir aynaymış. Ona bakanlar gerçek yüzlerini görürlermiş.
Karlar kraliçesi de meğer küçükken kimse onunla oynamıyor diye çok üzülürmüş. Bir gün bir büyücü onları cezalandırman gerek, intikam almak ister misin diye sormuş Karlar kraliçesini. Küçücük çocuk haklı ve o üzüntüyle yanlış bir karar vererek evet demiş. Büyücü de onu Karlar kraliçesi haline getirip kalbini kötülüklerle doldurmuş. Sihirli aynadan çözülen kötü büyü herkesi çok mutlu etmiş. Çok teşekkür ederim. Artık kurtuldum. Kalbim yeniden iyilikle doldu. Kay ve Gerda onları bekleyen ren geyiklerinin kızağıyla aynı yollardan geri dönüp eski mutlu günlerine kavuşmuşlar. Tabii bir de büyük annenin hikayelerine. Bir zamanlar Kansas'ta Henry amcası ve Em yengesiyle yaşayan Dorothy adında bir kız varmış. Evleri küçücükmüş. Kırlarda bir kulübede birlikte yaşarlar, tüm hayatı paylaşırlarmış. Dorothy köpeği Coco ile her gün kırlarda koşup oynamayı çok severmiş. Bir gün dışarıda oynarken aniden hava kararmış, fırtına çıkmak üzereymiş. Yengesi ve amcası panik içinde kapıları camları kapatıyor, bir yandan da Dorothy'ye sesleniyorlarmış. Dorothy, çabuk sığına! Çabuk, hortum geliyor! Dorothy ve Coco eve girmişler. Ama daha sığınağa giremeden hortum o küçük evi döndüre döndüre temelinden koparıp uçurmuş. Coco ve Dorothy evle beraber fırıl fırıl dönüyormuş. Dorothy küçük köpeğini kucağında sıkı sıkı tutuyor, fırtınanın geçmesini bekliyormuş. Korkma Coco, birazdan her şey geçecek. Nihayet ev küt diye bir yere oturmuş. Ortalık sakinleşince Dorothy ve Coco hemen dışarı çıkmışlar. Gözlerine inanamamışlar. Bambaşka bir yerdelermiş. Her taraf ışıl ışıl parlayan renk renk çiçeklerle doluymuş. Birden bir sürü minik peri çiçeklerin içinden fırlayıp onu karşılamışlar. Başlarında da perilerin kraliçesi varmış. Hoş geldin Dorothy. Ben Kuzey'in iyilik perisiyim. Koruyucu perilerimle seni tebrik etmeye geldik. Merhabalar perilerin kraliçesi. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ama anlayamadım, beni neden tebrik ediyorsunuz? Buraya gelirken evinin çıkardığı kuvvetli dönen rüzgarla Batı'nın kötü kalpli cadısını çok uzaklara uçurdum. Ülkeyi büyük bir tehlikeden kurtardım. Aa, öyle mi? Çok teşekkür ederim efendim. Evimin uçması bir işe yaramış demek ki. Şuraya bak Dorothy. Bunlar Batı'nın cadısının hep istediği ayakkabılar. Tam ele geçirmişti. Ama herhalde uçarken düşürmüş olmalı. Bu ayakkabıları hemen giy. Emin ol sana ileride çok lazım olacak. Dorothy neden olduğunu anlamasa da ayakkabılarını çıkarıp hemen diğer çifti giymiş. Sevgili perim, ben evime nasıl döneceğim? Siz bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Üzgünüm. Sana sadece oz büyücüsü yardım edebilir Dorothy. Onun yaşadığı şehre gitmelisin. Bunun için ileride gördüğün patikadan devam et. Ormanı geç, şehre gidince zaten sarayını göreceksin. Hoşça kal. Bir anda bütün periler ışıklar içinde parlayarak oradan uçuşup uzaklaşmışlar. Dorothy ve Coco perilerin bahsettiği yolda yürümeye başlamışlar. Çok geçmeden bir tarlaya varmışlar. Sapsarı buğday tarlasıymış. Birden bir ses gelmiş. Hey! Güzel kız, bana yardım et lütfen. Dorothy arkasını dönüp baktığında bir korkuluk tarlanın ortasında öylece bekliyormuş. Bir direğe bağlanmış kurtulmaya çalışıyormuş. Konuşan korkuluğu gören Dorothy o kadar şaşırmış ki koşarak yanına gitmiş. Beni bu direkten kurtar lütfen. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Aslında bir beynim olsaydı ben de kurtulmak için bir yol bulabilirdim belki. Biz Oz büyücüsünün yanına gidiyoruz. Bizi evimize geri göndermesini isteyeceğiz. Coco ve bana katılırsan belki sen de ondan beyin isteyebilirsin. Aa, çok güzel bir fikir bu. Tabii isterim. Hadi
Hemen beni bu direkten kurtar da yola devam edelim. Dorothy hemen korkuluğu bulunduğu direkten kurtarmış. Artık üçü beraber yürüyorlarmış. Nihayet ormana varmışlar. Yol kenarında bir ağaca dayalı teneke adam varmış. Islık çala çala vidalarını yağlamakla meşgulmüş. Merhaba küçük kız ve arkadaşları. Nereye böyle? Dorothy ona da olanı biteni anlatmış. Ben de sizinle geleyim. Belki bana da bir kalp verir. Neden olmasın? Tabii gelebilirsin. Birlikte uzunca bir yol almışlar. Artık hava iyice kararmış. Ortalık kapkaranlık olmuş. Dorothy bir ağacın arkasında bu karanlıkta parlayan bir çift göz görmüş. Hey! Sen de kimsin? Ortaya çık! Aman Dorothy ne yapıyorsun? Ya bir canavarsa? Değildir. Merak etme. Hey sen! Çık dedim. Birden ağacın arkasından yavaşça bir aslan çıkmış. Öyle ki korkudan tir tir titriyormuş. Çok ürkekmiş. Merhaba. Ne olur bana zarar vermeyin. Ben çok iyi bir aslanım ve çok korkağım. Kendime hiç ama hiç güvenim yok. Dorothy aslanın haline çok üzülmüş. Onu da oz büyücüsüne götürmek üzere yanlarına almışlar. Umarım sen de orada aradığını bulacaksın Bay Aslan. Birkaç saat sonra oz büyücüsünün bulunduğu şehre gelip sarayı sormuşlar. Şehrin kapısından girince çok güzel bir yere geldiklerini anlamışlar. Şehir pırıl pırıl ışıklar ve çiçekler içindeymiş. Etrafta kuş sesleri cıvıl cıvılmış. Sarayın kapısında duran nöbetçilere doğru hep birlikte yanaşmışlar. Biz oz büyücüsünü görmeye geldik. Haber verir misiniz lütfen? Bir anda sarayın kapıları açılmış ve nöbetçiyle birlikte huzura çıkmışlar. Oz büyücüsü çok görkemli bir tahta, gösterişli bir kıyafetle oturan, yaşlı ve sevimli bir ihtiyarmış. Beni neden görmek istiyorsunuz? Dorothy olan biteni bir bir anlatmış. Yaşlı büyücü çok iyi kalpliymiş. Küçük kız için çok üzülmüş. Aslında istediğiniz her şeyi yaparım ama Batı'nın kötü kalpli cadısının elinde bir değnek var. O çok kuvvetli, sihri olan bir değnek. Benim yaptığım tüm sihirleri bozuyor. Önce onu ele geçirmeniz gerek. Askerlerinizi yollasaydınız belki alabilirdiniz. Onların hepsini çok iyi tanıyor. Geldiklerini anlayınca yarı yoldan geri gönderiyor. Bizi tanımadığına göre bir kere de biz deneyelim o zaman. Belki başarırız. O gece oz büyücüsü onları sarayında misafir etmiş. Ertesi sabah dört arkadaş yola koyulmuşlar. Şatoya yaklaştıklarında onları gören Batı'nın kötü kalpli cadısı çok şaşırmış. Kim bunlar? Bir korkuluk, bir teneke adam, bir aslan ve bir köpek. Çok da güzel küçük bir kız. Kim olduklarını ve neden şatosuna geldiklerini bilmediği için şatosunu korumak amaçlı dört tane cadı askerini derhal onları yakalamakla görevlendirmiş. Askerler! Hemen yakalayıp mahzene kapatın şu gelenleri. Bakalım neden ziyaretime geliyorlarmış. Dört cadı uçarak hepsini yakalayıp şatonun mahzenine kapatmış. Ya! Ne yapacaklar bizi? Kesin beni pişirip yerler. Anneciğim! Bizi neden buraya kapattılar ki şimdi? Mahzende korku içinde beklerken Batı'nın cadısı yanlarına gelmiş. Dorothy sen misin? Benimle yukarı kuleye çıkacaksın. Orada ne istediğini anlatırsın.
Cadı elindeki sihirli sopasını asla bırakmıyormuş. Birden Dorothy'nin ayağındaki ayakkabıları fark etmiş. Bunlar hep istediği ama çıkan rüzgarla savrulduğunda düşürdüğü ayakkabılarmış. Bir şekilde onları Dorothy'den alması gerekiyormuş. Çünkü bu ayakkabılar sayesinde sihri daha güçlü olacakmış. Kulenin en tepesine ulaştıklarında başlamışlar konuşmaya. Söyle bakalım Dorothy, adın buydu değil mi? Benim şatoma neden geldiniz? Ben Kansas'a ailemin yanına dönmek istiyorum. O yüzden size geldim. Bunu ancak sizin gerçekleştirebileceğinizi söylediler. Elbette. Yalnız bir şartım var. O ayakkabıları bana vereceksin. Hayır, veremem. Onlar bana lazım. Dorothy, ayakkabıların ne işe yaradığını bilmese de Peri'nin dediklerini hatırlayıp bu cevabı vermiş. Ancak verdiği cevap Batı'nın cadısını kızdırmış ve konuşarak ayakkabıları alamayacağını anlamış. Demek vermiyorsun ha? Ben almasını bilirim. Gel bakayım buraya! Kulede döne döne kovalamacaya başlamışlar. Ayakkabılar da sihirli olduğu için cadı Dorothy'yi sihir yaparak da yakalayamıyormuş. Dönmekten başı dönen Batı'nın cadısı birden dengesini kaybedip kulenin en tepesinden aşağı uçmuş. Yere düştüğünde artık simsiyah kocaman bir taşmış. Düşmeden önce elindeki sihirli değneğini düşürmüş. Dorothy değneği hemen almış. Derhal aşağı inip mahzenden arkadaşlarını kurtarmış. Dorothy sonunda geldin. Seni çok merak ettik. Cadı nerede? Evet, cadı nerede? Bizi yemeyeceklermiş değil mi? Boş verin şimdi cadıyı. Hadi bir an önce bu değneği hemen oz büyücüsüne götürmemiz gerek. Çabucak şatodan kaçıp oz büyücüsünün sarayına gitmişler. Oz büyücüsü sihirli değneği ele geçirince yüzünde bir tebessüm oluşmuş. Artık tüm kötülükler son buldu. Senin sayende bu Dorothy. Şimdi gelelim herkesin dileğine. O sihirli değnekle teneke adama bir kalp, korkuluğa bir beyin, aslana da cesaret vermiş. Herkes sevinç içindeymiş. Aslan kükreyip duruyormuş. Şimdi sıra sende Dorothy. Gel yanıma bakalım. Beni iyi dinle. Ayağındaki ayakkabıları yere 3 kere vurduğunda tüm isteklerin olacak. Sonunda evine ve ailene kavuşabilirsin. Artık ayrılacaklarını anlayan arkadaşlar birbirleriyle vedalaşmışlar. Dorothy, sayende artık beynim var ve düşünebiliyorum. Bak, sen olmasaydın hala o tarlada dikiliyor olacaktın mesela. Evet Dorothy, benim de bir kalbim var artık. Seni seviyorum. Ben de sayende artık cesur bir aslan oldum. Artık benden korksunlar. Ben de iyi ki tanıdım sizleri. Bana yol arkadaşı oldunuz. Çok teşekkür ederim. Artık gitme vakti. Hadi Coco, eve dönmeye hazır mısın? Dorothy de Coco'yu kucağına alıp ayaklarını 3 kez yere vurmuş. Birden kendini evinde bulmuş. Amcası ve yengesi ona sevinçle sarılmışlar. Tüm başlarından geçenleri anlatmış. Ama artık evindeymiş. Dorothy yine kırlarda Coco'yla oynayabilecekmiş.